Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi biz bugün bir Uber Elder farmlayalım dedik. Dün bir hesap kitap yapmıştık. Hani ne kadar kar olur, ne kadar zarar olur. Bunu zaten aklımdaydı ama dün arkadaş bir tane Reddit attı bana. Reddit atınca orada baya baya bir kazançlı olduğunu gördük. Boya House sitesi şu an güncel olmadığı için NA diye uyarı veriyor ve herhangi bir şey söylemiyor. Hani ne kadar düşecek, ne düşecek falan söylemiyor. Biz de bunu Reddit'teki 200 tane yapan adamı görünce dedik karlıya benziyor, biz de bir deneyelim. Sonra bir tadına bakalım dedik ve bayıldık. Yani ciddi ciddi çok iyi arkadaşlar. Öyle böyle kar yok. Biz zaten dün bir hesap kitap yaptığımızda hani adamdaki gibi düşse bize zaten 40 divan saat başı kazancı olacaktı. Dedik ki biz yapalım, bize de o kadar olur mu acaba dedik. Hani 40 divan maymun hesabıyla yaptık. İlk başta saat başı 40 divan gibi gözüktü. Dedik bunu bir de biz yarın test edeyim, saat başına vurunca ne kadar olacak, ne kadar bir gelir olacak. 50 tane yaptım. Siz 100 tane de yapabilirsiniz. Ama maalesef bir pürüz var burada, sıkıntı var. Neden? PetroExcel istiyor ki bir tane fragmentte giremiyorsunuz. PetroExcel diyor ki Keltoş 5 tane fragment yapacaksınız. 5 tane ile bir set girebiliyorsunuz. Bu yüzden de tek tek almak biraz zulüm olabiliyor. Bulk aldım ben. Bulk alınca bana 0,8 divine'dan geldi. Kostumuz oydu bak. 0,8 divan. Şimdi direkt profiti gördünüz de. 0,8 divan'dan aldık abi. Bulk aldığım için. Ama siz bulk almayın. 0,6 divan'dan alın arkadaşım. 0,6 divan'dan 10'ar 20 tane 20'şer tane alabilirsiniz. Ben direkt 50 ile 60 ile aldım. Ve 250 tane aldım toplamda. Ve 0,8 divan'dan aldım. Eğer siz 0,6 divan'dan alırsanız 50 divan cebinizde kalıyor. Haberiniz olsun. 50 divan daha fazla kazanmak istiyorsanız, yani profitiniz 50 divan daha fazla olsun istiyorsanız 0,6 divan'dan uğraşın, 5 ile 10'lu alın, 20 ile alın, 0,6'dan alın, onu söyleyebilirim. Sonra 250 tane fragment aldık, toplamda biz ne kadar verdik? 200 divan verdik bunları. Peki income ne kadar? Ne kadar geldi? Gelenlerin hepsini buraya koyduk arkadaşım. Bu kadar yüzük geldi, yüzükleri hiçbir şekilde saymadık. Kafalıkları saymadık hiçbir şekilde. Glovers'lar en kötü rolü neyse onu hesapladık. Yani şunun en kötü rolü neyse oradan hesapladık. 1,3'ten hesapladık. 1,3, 1,4 o civardan hesapladık. Fakat Max Pro gelirse bunlar tabii daha da artabiliyor. 20 divan, 25 divan civarlarına çıkabiliyor. Ama biz en düşükten hesapladık onu. Bir tane Void Porsche düştü. 15 tane Vacherai düştü. 2 tane Sublimation düştü. Peki burada bizim gelirimiz ne kadar oldu? 120 divan, 15 tane Vacherai. Her biri 8 divan abi. Tanesi 8 divan. 45 Divine Sublimation 2 tane. Ama burada bir şanslı mıydık değil miydik onu da biz göz önünde bulundurmak istedik. Bu değerleri nereden bulduk? Neremizden uyduruduk? Şöyle. Poya House sitesi bize söylüyor zaten. Güncel bir şekilde, sürekli güncel bir şekilde söylüyor. 34 şansı var Vacherai'nin, mesela 134. Bize 17 tane düşmesi lazımdı. Yani matematik 17 diyordu. Fakat 15 düştü. Yani 2 tane aslında şanssız o konuda. Fakat Sublimation konusunda şanslıyız biraz. 1,32 düşecek diyordu. Ya bize 2 düştü. Yani 1 düşmesi falan gerekiyordu. 45 tane oradan bir güzel bir şansımız var tabi. Orb of Dominance 6 tane düştü. 5,5 düşmesi gerekiyordu işte. 15 tane oradan aldık. Decaying Cam bir tane düştü şuradan. Decaying Reliquary Key. O da bilmiyoruz hani ne kadar düşme rate'ini bilmiyoruz. 38 Divine 2x Curie of Decay, bunlar yeni geldi. Yeni gelen bir amulet var. Şahane bir amulet. 6 tane. 6 all maximum resistance falan veriyor. Çok çok bozuk bir amulet. O geldi mesela 2 tane. Ne kadar geliyor? Düşme rate'i ne kadar bilinmiyor şu an itibariyle. Ama arkadaşa da, arkadaşlar benle beraber yaptı mesela. Ona da 2 tane düştü. Bana da 2 tane düştü. O konuda da hemen hemen o civarda düşüyor gibi diyebiliriz ama tabii belli değil bu. Bir tane Void Force düştü, 43 Divine bundan düştü. Matematik ise 1,1 düşecek diyordu. Yani %2,2 veren bir gelme rate'i vardı, düşme rate'i. Bize bir tane düştü. 11x All of Us Chance'in işte buradan. Matematik hani çok çok düşük bir oranı var. %1 vesaire bir oranı var. 11 tane şey 8 tane düştü. O konuda baya baya şanssız. Ya ultra süpersonik bir şansa sahibiz. Amuletler konusunda da yani 0,6 0,7 gelme rate varken bana 5 tane amulet düştü. Bunların hepsi leş atıyor tabii. Onlar da kötü. Total gelir bize 322 divan geldi. Peki profit ne kadar oldu? 322 eksi 200'den 122 divan profitimiz oldu. Saat başına vurunca ise bir set
3 dakika sürüyordu. Hani girdik, burada başlattık süreyi, girdik, yaptık, çıktık. Tekrar Aydoğut'a gelene kadar geçen süre 3 dakika ve 48,8 won saat başı kazancı var. Bu diğer farmlara vurduğunuzda çok çok yüksek. Aşırı yüksek bir kar. Peki geçenlikte yani dün hesabımızda hani ne kadar yapsak ne kadara gelir diye hesapladığımızda 40 won düşünmüştük. Fakat daha fazla aldık. Bunun bir de şöyle bir avantajı var. Şunu da yapabilirsiniz. Onu da ekstra bilgi olarak söyleyeyim. TFT kanalında Boskeri servis verebilirsiniz. Burada mesela ben 60 kaosa kestim. Uber Elder Voidstone. Yani adam geliyor. Senin map'ine giriyor. Voidstone'unu alıyor çıkıyor. Bu şekilde de verebilirsiniz. Ben yani 2'şer 3'er tane vermeye başladım. Yarıdan sonra aklıma tank edince. Siz böyle bir şekilde slot da verebilirsiniz. Haberiniz olsun 60 kaos 60 kaos. Bunu da küçümsemeyin ya. 60 kaos ne olacak diye. İkişer üçer tane veriyorsunuz. Bazen 4-5 kişi yazıyor. Ve bu yüzden gördüğünüz gibi kaoslarım 2591 tane kaosum var. Ya yani onları hiçbir şekilde katmadık. Ama bilginiz olsun bu şekilde de yapabilirsiniz diye ayrı bir perspektif göstermek istiyorum sizlere. Genel olarak bu kadardı. Yani ben önerir miyim peki? Kesinlikle öneririm. Çünkü Uber Shaper da çok karlı mesela Poehouse sitesine göre. Fakat Uber Shaper'da sıkıntı var. Bak bakayım şurada mıyım? Kaldır taşı orada mıyım? Yok o efendim şuraya git oradaki boss'u kes geri gel vesaire. Çok böyle uzatıyordu yani. Map uzuyor bir de sıkıntılı hani sıkıntılı süreç. O yani Uber Elder'da ise direkt giriyorsun. Farm boss'unu kesiyorsun çıkıyorsun. Yani ayrı bir yerlere gitmiyorsun. O olayı çok güzel. 3 dakika sürüyor. Kesip çıkman hızla bir yani. Bu açıdan gerçekten güzel. Ve kesinlikle öneririm. Yani ben bir boss kesmek istiyorum. Benim bir boss build'im var. Ne yapabilirim? Hangi boss keserim? Kesinlikle bunu kesin. Bir de yeri gelmişken hani hazır konuyla da bağlantılıyken şunu da önereyim. Sakın ama sakın ama sakın Uber Maven kesmeyin. Sevmediğiniz bir arkadaşınız varsa kanka Uber Maven çok iyiymiş diye söyleyebilirsiniz. Ama sakın ama sakın Uber Maven kesmeyin. Reddit'te elemanın biri de yaptı bunu. 200 tane Uber Maven yapmış. Eksi 244 divay profit. Çok çok kötü. Sakın bunu da yapmayın. Ama sevmediğiniz bir arkadaşınız varsa da ona söyleyebilirsiniz. Uber Maven çok iyiymiş. 95 divay, 90 divay progenesismiş kanka harikaymış diyebilirsiniz. Farm genel itibariyle bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.